Çağımızda stres bütün hastalıkların kaynağı. Baş ağrısının da, mide ağrısının da, ruh sağlığımızın bozulmasının altında da stres var. Uzmanlar stres çeneye vuruyor diyor. Peki bu nasıl oluyor? Bakalım. Stres çenemize vuruyormuş. Ne diyorsunuz? Oluyor, mideye vurur, çeneye vurur. Yani doğrudur. Sağlam vurur, evet. Doğru. Nasıl? Çeneye sağlam vurur, doğrudur. Aa, olmaz mı? Tabii ki vuruyor. Stres, sinir ve gerginliği beraberinde getiriyor. Yani biz ya stresimizi sosyal medyadan atıyoruz ya da insanlara sallarız. Stressiz günümüz yok zaten. Öğrencinin sınav, çalışanın iş, büyük şehirde yaşayanınsa trafik. Stres hiçbir yerde bitmiyor. Ama en çok stres çenemize vuruyor. Stres çenemize vuruyormuş. Vuruyor. Vuruyor mu efendim? Vuruyor. Nasıl vuruyor sizde? Çok güzel vuruyor. Vuruyor, vuruyor ama sadece bununla sınırlı değil. Aslında stres diş sıkmaya neden oluyor. Sürekli kendimi sıkıyorum çünkü dişlerimi sıkıyorum. Böyle oluyorum. Sıkıyorum kendimi. Dişlerinizi nasıl sıkıyorsunuz? Diye. Stres son 25-30 senedir hatta belki 35 senedir çok yoğun şekilde arttı. Bu sebeple insanlarda yoğun diş sıkma ve gece diş gıcırdatma problemleri başladı. Diş etlerinde sorunlar, çene kemiğinde erime söz konusu oldu. Stresle sadece diş problemleri değil, birçok hastalıkta ortaya çıkıyor. Biz sinema televizyon okuyoruz ve çekim yapacağımız zaman, vaktinde gelinmediği zaman stresleniyorum. Masseter kaslarının sıkıyor hasta. Aşırı derecede büyük bir yük biniyor. Sabahleyin kalktığında ağrılı ve yorgun kalkıyor çene. O yüzden uzmanlar uyarıyor, sağlığınız için stresten uzak durun.